Tonguç'a gelebilen hepinize merhaba. Bugün tarih dersinde sizlerle İslam medeniyetinin doğuşunu ele alacağız. Bu ünite kapsamında çok önemli bilgiler elde edeceğiz. Beşinci ünite kapsamında biz İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya, İslamiyet'in yayılmasına, dört halife dönemine, Emevilere, Endülüs Emevilerine, Abbasilere, kültür ve medeniyet konularına bakacağız burada. Bunları da inceleyerek özellikle bu ünite bağlamında bilmemiz gereken en önemli esasların hepsini göreceğiz. Ve yazıldan da güzel bir puan almamızı sağlayacak güzel bir ders videosu olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya ile bir başlangıç yapalım burada. Hazreti Muhammed'e peygamberliğin gelişiyle beraber başlayan bu süreç kronolojik olarak bu şekilde sunulmuş. Bakın Hazreti Peygamber döneminin tüm gelişmeleri burada yer alıyor. Az sonra bunların hepsini tek tek göreceğiz ama öncelikle şunu ifade etmekte fayda var ki İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası'nı ele aldığımız zaman cariye döneminin yaşandığı, tamamen işte kabileciliğin baskın olduğu, şehir devletlerinin varlığı olduğu ve siyasi birliğin olmadığı, putperestliğin baskın olduğu bir dönem olacaktır burası. Aynı zamanda İslam coğrafyası işte Sasani ile Bizans, Avar, Türkistan'daki işte siyasi varlık unsurlarıyla Hazar Devleti ile o dönemin devletleriyle çevrili olacaktır. Ve tamamen mücadele dönemi bu şekilde şekillenecek. Tabi Arabistan biliyorsunuz ki çöllerle kaplı bir coğrafya. Bu yüzden burada tarımdan ziyade daha çok ticaretin gelişmiş olduğunu, burada da işte ticarette de işte köleliğin, aynı zamanda işte putperestliğe dayalı ticaretin, putların burada küçük heykelciklerle yapılmasına dayalı olan ticaretin artırılmasıyla görülecektir diyelim. Hadi bakalım Hazreti Peygamber dönemiyle bir bu dönemi bir açalım. Şimdi Hazreti Muhammed özellikle 571 yılında doğacak burada. Babası Abdullah, annesi Amine Hanım olacaktır. 8 yaşına kadar, tabii doğmadan evvel babasını kaybedecek. 8 yaşına kadar da burada dedesi Abdülmuttalip'in yanında büyüyecektir. Daha sonra burada Abdülmuttalip'in de vefat etmesinden sonra amcası Ebu Talib'in yanında öncelikle onun hani koyunlarını burada otlatarak daha sonra da ticari faaliyetlerine girişerek ticari hayatta kendisini göstermeye çalışacak. Tabii ticari hayatta burada oldukça işinin ehli, dürüst ve burada tamamen güvenilir olduğundan dolayı da o coğrafyada Muhammedül Emin olarak da bilinecektir. Yine Hazreti Hatice ile burada ticari onun özellikle ticari kervanlarıyla yapmış olduğu anlaşmalarla dolayı tanışacak. Nitekim Hazreti Hatice de Hazreti Muhammed'in burada dürüstlüğünden, güvenliğinden oldukça etkilenecek ve evleneceklerdir. Nitekim 610 yılına geldiğimiz zaman Hira Mağarası'nda Hazreti Peygamber'e ilk defa oku emriyle beraber vahiy gelecektir. Tabi Hazreti Peygamber kendisine yeni sunulan bu dini ilk olarak yakındaki insanlara anlatacak ve ilk anlattığı insanlar da ona inanan ilk insanlar olacaktır. Hazreti Hatice, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ona ilk inananlar olacak. Daha sonra tabii burada İslamiyet yavaş yavaş Mekke topraklarında yayılmaya başlayacaktır. Nitekim ilk dönemlerde burada bu Mekke'nin önde gelenleri, müşrikler bu İslamiyet'e, yeni doğan dine çok böyle hani alaycı gözle bakmalarına rağmen zamanla bu dinin hızlı bir şekilde yayılması onların tepkisiyle karşılaşacaktır. Çünkü mesela İslamiyet'te putperestlik yasaktır. İşte kölelik yasaktır. Doğal olarak bu ticarete dayalı olarak hayatlarını sürdüren insanlar İslamiyet'e karşı çıkacaktır. Ve bir baskı dönemi başlayacak. Nitekim bu baskı dönemi ilk olarak bir takım Müslümanların, bir grup Müslümanın Habistan'a hicret etmesine sebebiyet verecektir. Tabii 619 yılına geldiğimiz zaman bu yıl Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in burada vefat etmesiyle karşılaşacak. Yani Hazreti Peygamber'in eşi ve amcası vefat edecektir. İslam kaynaklarında hüzün yılı olarak da bilinecek. Sonra Akabe biatları gerçekleşecek. Burada Hazreti Peygamber'le Medine'nin önüne gelenler arasında bir görüşme gerçekleşecek ve Medine'liler Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet edecektir. Biz buna Akabe biatları diye ifade vereceğiz. Tamam mı? Tabii daha sonra iki taraf arasında Medine Sözleşmesi imzalanıyor. Hicret gerçekleşiyor Mekke'den Medine'ye 622 yılında ve Medine'de İslam Devleti burada kurulacaktır diyelim. İlk olarak tabii İslam Devleti Medine'de kurulunca Mekkeli müşrikler burada rahat durmayacak ve burada Medine Devleti'ne saldıracaklardır. Onu ifade edelim. Burada Mekkelilere karşı kazanılan ilk zafer Bedir Savaşı olacaktır. İlk gerçekleşen savaş ve ilk zafer Bedir'de kazanılıyor. Daha sonra bir yıl sonra Bedir'in intikamını almak isteyen bu müşrikler Uhud'da
Burada özellikle İslam ordusuyla karşılaşacak. Nitekim savaş önde götürülse de Hazreti Peygamber'in daha önce savaş özellikle mevkine koymuş olduğu, tepeye koymuş olduğu okçular ganimet almak amacıyla savaş alanına gireceklerdir. Onlar savaş alanına girince burada Mekkeli müşriklerin daha önceden arka taraftan dolanmış oldukları bir süvari birliği burada İslam ordusunu iki ateş altında bırakacak. Nitekim burada Hazreti Peygamber de yaralanacaktır. Nitekim Uhud Savaşı elde edilen bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır diyelim. Hendek Savaşı'na gelelim. Mekkelilere karşı son savunma savaşı olacaktır Hendek Savaşı. Bu savaşla beraber de artık Mekkelilerin burada o taarruz gücü kırılacaktır diyelim. Nitekim bu savaştan bir yıl sonra da Hudeybiye Antlaşması imzalanıyor. Burada Mekkeli müşrikler Müslümanların siyasi varlığını tanıyacak. 10 yıl süreyle imzalanan, 10 yıllık bir süreci kapsayan bir antlaşma olacaktır. Bu anlaşmayla beraber de en azından bu savaşlar dönemi sona erecektir diyelim. Hayber'in fethine gelelim. Yahudilere karşı elde edilen bir zaferdir ve bu zaferle beraber de özellikle Şam ticaret yolunun güvenliği ele geçirilecek. Artık iktisadi hayatta da yeni devlet kendini kalkındırmaya çalışıyor. Mute Savaşı'na gelelim. Mute Savaşı ise burada Bizans'ta gerçekleşen ilk savaş olacaktır. Bizans'a karşı elde edilen de zafer olarak elde edilen de ilk muharebe değil. Mekke'nin fethine gelelim. 630 yılına geldiğimiz zaman Mekke artık müşriklerden tamamen temizlenecek ve ele geçirilecektir diyelim. Huneyn seferine gelelim. Putperest kabilelere karşı bir mücadele olacak. Taif seferinde Taiflere karşı bir mücadele olacak. Tebuk seferinde ise Arabistan dışına yapılan ilk sefer olacak diyelim. Veda Hacı ile beraber de Hazreti Peygamber artık son hacını burada gerçekleştirmiş olacak ve tüm insanlığa karşı evrensel nitelikli bir konuşma yaparak burada köleliği yasaklayacak, kadınlara değer verilmesi gerektiğini ifade edecek, kadınların böyle küçük yaşta öldürülmemesi gerektiğini özellikle söyleyecektir. Önemli bir evrensel nitelikte bir konuşma olacaktır diyelim. Hazreti Peygamber hayatını kaybettikten sonra burada Halef adını verdiğimiz yani Hazreti Peygamber'in işte o hükümdarlığının devamını sağlayan husus. Özellikle İslam'ın önde gelenleri tarafından seçilecektir. Onlar İslam devletini burada yönetmeye başlayacak. Biz onlara halife diyeceğiz. Bu halifelerden ilki Hazreti Ebu Bekir olacaktır. Hazreti Ebu Bekir burada yalancı peygamberlerle, dinden dönenlere, yine zekat vermeyenlerle mücadele edecektir. Çünkü Hazreti Peygamber hayatını kaybettikten sonra Arabistan'ın farklı yerlerinde kendi peygamber ilan eden birçok sayıda yalancı peygamber ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele var. Daha sonra halifeye, devlet memurlarına maaş bağlanacak. Biraz daha burada bir hani merkezileşme söz konusu olacaktır. Özellikle gerçekleşen bu savaşlarda birçok hafızın, birçok önemli sahabenin hayatını kaybetmesiyle Kur'an-ı Kerim'in özgünlüğünün kaybedilmemesi için Kur'an-ı Kerim'in kitaphaneye getirildiğini ifade edebiliriz. Yine ilk kez Arap Yarımadası dışında fetih hareketleri başlayacak. Suriye ve Irak üzerine de ordular gönderilecektir. Bu önemli diyelim. Hazreti Ömer dönemine gelelim. Hazreti Ömer döneminde İran ile burada Kadisiye ve Nihaven savaşları gerçekleşecektir. Yine 4 Halife döneminde en çok fetih hareketlerinin gerçekleşmiş olduğu bir dönem olacaktır diyelim. Yine topraklar yönetim birimlerine ayrılacak. Yine ilk kez burada İkta adını verdiğimiz düzen, İkta sistemi burada kullanılacak. Yine kadılık sistemiyle beraber ilk kez divan sistemi burada kullanılacak. Yani devlet işlerinde burada halifeye yardım edilmesi için bir eski kurultay dediğimiz o meclis sistemi kurulacaktır diyelim. Yine ilk düzenli ordu kurulacak burada. Ordu yağ şehirleri oluşturulacaktır. Bu şehirler ön plana konulacak. Bu şehirlerde de ordu yağ şehirlerinde de önemli askeri sistemler oturtulacaktır diyelim. Yine Beytül Mal adını verdiğimiz devlet hazinesi burada sistemleşecektir. Yine hicreti esas alan ve başlangıç olarak kabul edilen ay yılı esaslı olan bir hicri takvim bu dönemde oluşturulacaktır diyelim. Hazreti Osman dönemine gelelim. Hazreti Osman döneminde Libya, Tunus fethedilecek. Türkler ile savaşlar başlayacak. Kıbrıs vergiye bağlanacak. İlk İslam donanması oluşturulacak. Suriye valisi burada Muaviye bu donanmayı oluşturacak ve bu donanmada özellikle Zat-ı Safari'de Bizans donanmasına karşı da önemli bir zafer elde edecektir diyelim.
Yine ilk kez Kur'an-ı Kerim burada çoğaltılacaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirmesi Hazreti Ebu Bekir dönemiydi. Ancak Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Osman dönemi. Neden Kur'an'ı çoğalttık? Çünkü yeni yeni coğrafyalar fethediliyoruz. Ve bu coğrafyalarda da İslamiyet'in yayılması lazım. Bu yüzden Kur'an çoğaltılarak bu coğrafyalara gönderilerek İslamiyet'in yayılması kolaylaşılacaktır diyelim. Ancak Hazreti Osman döneminin bir hususu var ki ilk karışıklığın, ilk huzursuzluğun başladığı dönem olacaktır. Çünkü burada memurluklara kendi soyundan gelen Emeviler burada vermesi, Beni Ümeyye oğullarından atamalar yapması İslam dinindeki ilk karışıkları ortaya çıkaracak ve tepkilere sebebiyet verecektir. Nitekim Hazreti Osman da şehit edilecek. Hazreti Osman şehit edildikten sonra yerine burada Hazreti Ali halife olacaktır. Tabii Hazreti Halife'nin burada halifeliğini tanımayan Hazreti Ayşe ve Muaviye olacak. Tabii burada Hazreti Ayşe, Hazreti Ali'nin muavini tanımayınca iki taraf arasında bir Cemel Savaşı, Cemel Vakası doğacak. Deve olayı olarak da bilinmektedir bu. Nitekim bu savaşı Hazreti Ali kazanacaktır. Daha sonra onun halifeliğini tanımayan Muaviye var. İki taraf arasında Sıffin Savaşı gerçekleşecek ve bu savaşta yine Hazreti Ali tarafından kazanacaktır diyelim. Daha sonra burada halifelik konusunda bir hakem olayı gerçekleşecek. Bu hakem olayından sonra da bir hani temel bir sonuca ulaşmayacak. Bu olaydan sonra da Müslümanlar Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Muaviye taraftarları ve hariciler olmak üzere üçe ayrılacaktır diyelim. Tabii bu dönemde sürekli iç karışıklıklarla mücadele edildiği için fetihler duracak. Fetih hareketleri çok geniş manada gerçekleşmeyecektir diyelim. Hazreti Ali de vefat ettikten sonra daha doğrusu şehit edildikten sonra dört halife dönemi sona erecektir diyelim. Devam edelim. Emeviler dönemine gelelim. Emeviler dönemini ele alalım. Şimdi Hazreti Ali vefat ettikten, şehit edildikten sonra Muaviye burada Hazreti Ali'nin oğullarıyla burada antlaşma yaparak kendi halifeliğinin tanınması gerektiğini ifade edecek. Nitekim burada kendi halifeliği tanınırsa kendisinden sonra da Hazreti Ali'nin burada oğullarının halifeliği alması gerektiğini ifade edecektir. Nitekim bu şekilde bir anlaşma yaparak Hazreti Ali'nin oğullarından halifeliği burada alacaktır. Nitekim Muaviye Emevi Devleti'nin burada kurucusu olacak. Devlet merkezi bugüne kadar hep Medine'ydi. Hazreti Ali döneminde ise Kufe'ye taşınacaktı. Devlet merkezine ise Muaviye döneminde Şam'a geçmiş olduğunu göreceğiz. Hani kim kendi kuvvetini, kendi unsurunu orada görüyorsa devlet merkezinde oraya taşıyacaktır diyelim. Bu dönemde Türkistan'da Kabil, Buhara, Sicistan, Nesef, Baykent gibi kentler fethedilecek. Yine Emeviler döneminde İstanbul kuşatılacak. Kuzey Afrika fetihleri gerçekleşecektir diyelim. Tabii Muaviye vefat ettikten sonra daha önce kendisinden sonra oğlu Yezid de burada halife tayin edecektir. Nitekim burada halifeliğini artık babadan oğula geçen bir veraset sistemine dönüştürmüş olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Yezid döneminde Kerbela olayı yaşanacak. Kerbela olayında burada Hazreti Ali'nin oğulları burada şehit edilecektir. Torunları şehit edilecektir. Harre Savaşı'nda burada Medinelilerle bir savaş var. Burada Emevilerle Medineliler savaşacak ve önemli bir savaş gerçekleşecektir. Bir de Mekke kuşatması var bu dönemde. Tabii Emeviler döneminde Müslüman Araplar, Mevaliler, Zımmiler ve köleler olarak farklı toplumsal sınıflara ayrılıyor. Şimdi Müslüman Araplar özellikle devleti yöneten, devletin en önemli unsuru olarak görülecektir. İslamiyet'i benimsemesine rağmen Arap olmayan topluluklara köle gözüyle, mevali gözüyle Emeviler bakacaktır. Zımmiler, gayrimüslimler olacak, bir de köle gözüyle bakılan insanlar olacaktır. Tabii bu devletin yıkılmasında merkez otoritesinin zayıflaması, izlemiş oldukları bu köle politikası, mevali politikası ve iç isyanların baş göstermesi etkin olacak ve Emevilerin tarihe karışmış olduğunu ifade etmemiz mümkün. Endülüs Emevilerine gelelim. Şimdi Endülüs Emevileri özellikle Tarık bin Ziyad'ın burada Kadik Savaşı'nı kazanmasından sonra İspanya'yı ele geçirmesinden sonra oluşacaktır. Avrupa'da ilerleyişin başladığı Kadik Savaşı olurken Poitiers Savaşı ile beraber Avrupa'daki ilerleme duracak ve Endülüs coğrafyasında Endülüs Devleti ile beraber birçok böyle İslam devleti kurulacaktır. İşte Endülüs Devleti yıkıldıktan sonra bağımsız emirlikler döneminde, Murabıtlar döneminde, Muavitler döneminde veya Beni Ahmer Devleti döneminde 1492'lere kadar buradaki İslam varlığını o bölgede görebiliyoruz. Tabii Endülüs toplumunda bulunan bir takım toplumsal sınıflar var. Araplar zaten Arap ülkelerinden Endülüs'e gelenler olacaktır. Berberiler var. Kuzey Afrika'nın yerleri olup Endülüs'e gelenler olacaktır. Muvellettunlar var. İspanya'nın yerli halkı olacak bunlar.
Ve o yerli halkından Müslüman olanlara biz Muhaletun diyeceğiz. Mustarepler var. İspanya'nın yerli halkı bunlar. Bunlar Müslüman olmadıkları halde İslam kültürü altında tesir edilmiş insanlar olacaktır. Bir de Yahudiler var ki Endülüs'ü fethettiğinde orada bulunan Yahudiler olacaktır diyelim. Abbasilere gelelim. Kurucusu Ebu Abbas Abdullah olacaktır. Yönetim merkezini Bağdat olarak kabul edecek. Bak ne oldu demek ki? Hazreti Peygamber ve dört halife döneminde Medine, Hazreti Ali'de Kufe, Muaviye döneminde Şam'dı. Abbasiler döneminde ise burada devletin merkezi Bağdat'a taşınacaktır diyelim. Abbasi toplumunda ise biz toplumsal sınıfları esasen burada avam ve havas olarak ikiye ayıracağız. Avam dediğimiz topluluk daha çok böyle esnaf, çiftçi, köle sınıfından oluşuyor. Havas sınıfı ise vezir, emir ve alim demek. Toplumun yüksek kültürünü burada oluşturan bir sınıf olacaktır. Tabii Abbasiler Emevilerin izlemiş olduğu bu mevali politikasını izlemeyecektir. Daha çok burada Türklere özellikle askeri alanda, idari alanda da İranlılara büyük önem verecektir diyelim. Nitekim Türklere askeri alanda birçok önemli görev verecek. Mesela Halife Memun döneminde Bağdat'ı koruma amacıyla Türklerden oluşan bir Samarra şehri kurulacaktır. Ya da Bizans'ın yakın yerlere kurulan Avasım şehirlerini de burada gösterebiliriz. Yine Türkler buralarda ikamet edecektir. Abbasilerin varlığına da burada Moğollar son verecektir diye. Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'ne gelelim. Şimdi Abbas Devleti siyasi gücünü kaybetmeye başladıktan sonra Teafül Mülk adına verdiğimiz böyle küçük devletçiler var. Bu devletçiler bağımsızlığını ilan etmeye başlayacaklar. Bunlardan ilki Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları'dır. Tolunoğulları Abbasi komutanı Ahmet bin Tolu tarafından kurulan bir devlet olacaktır. Özellikle Mısır'ın bayındır hale gelmesinde, burada işte Maristan, Bimaristanların kurulmasında oldukça etkin bir topluluk olacaktır. Tabii yıkılmasında ise burada bulmuş oldukları coğrafyalarda ağırlıklı olarak işte Türk olmayan unsurlarının varlığı aynı zamanda burada devlet kumandanları arasında rekabet ve taht kavgaları bu devletin yıkılmasına sebebiyet verecektir diyelim. IŞİD'lere gelelim. Muhammed Bin Tokuş tarafından kurulacaktır bu. İç çalkantılarla boğuşan bu devlet Fatimiler tarafından yıkılacak. IŞİD'lerin de en önemli özelliği Hicaz bölgesine yani kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devleti olmuş olmasıdır. Tamam mı? IŞİD'ler için de tarihsel önemi bu şekilde. Tolunoğulları'nın da tarihsel Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olmalarıydı. Eyyubilere gelelim. Kurucusu devlet adını burada hanedanın kurucusu olan Selahaddin Eyyubi'nin babasından alacaktır. Selahaddin Eyyubi döneminde özellikle Haçlılardan Kudüs geri alınacak. Kudüs'ün geri alınması 3. Haçlı Seferi'ne sebebiyet verecektir. 3. Haçlı Seferi'nde de İslam dünyasını Haçlara karşı Eyyubiler savunacak. Bu bağlamda da önemli bir devlet olduğunu da ifade edelim. Memlüklere gelelim. İlk hükümdarı olarak biz burada Aybe'yi görebiliyoruz. 1260'ta Ayncalut Savaşı'nda burada Moğolları yenecekler. Yine bunların yıkılış sürecine gitmesinde de Yavuz Sultan Selim'in gerçekleşmiş olduğu Mısır Seferi var. 1516'da Mercidabık, 1517'de Ridaniye Savaşları'yla Memlük tarihe karışacaktır diyelim. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Memlükler diğer Türk devletleri gibi babadan oğula geçen bir veraset veya hanedan üyelerinin esas olduğu bir veraset anlayışını izlememiştir. Burada güçlü her komutan devletin hükümdarlığını yürütebilecek bir nitelikte olmuştur. Böyle de farklı bir özelliği olduğunu söyleyelim. İslam kültürü ve medeniyeti uygarlığına gelelim. Şimdi devlet yönetimi olarak bakalım. Şimdi esasen Medine'de kurulan bir İslam devletinin başkanı, ilk devlet başkanı Hazreti Muhammed olacaktı. Hazreti Muhammed'den sonra biliyorsunuz ki ortaya bir halifelik makamı gelecekti. Halifeler arasında Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'yi görecektik. Tabii Hazreti Ömer zamanında ülke illere ayrılacak. Bu illere de valiler, kadılar da tanıyacak. Böylece merkez otorite güçlendirecektir. Aynı zamanda Divan Teşkilatı'nın da temellerini atılmış olduğunu göreceğiz. Merkez önce biliyorsunuz Medine. Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman döneminde Medine'dir. Hazreti Ali döneminde Kufe'ye, Emeviler döneminde Şam'a, Abbasiler döneminde ise Bağdat'a evrilecektir. Emeviler döneminde halifelik babadan oğula geçerek bir saltanat halini alacaktır burada. Ve artık hani dört halife dönemindeki bir seçime bağlı kalınmayacaktır. Yine Emeviler muhafız ve posta teşkilatını kuracaklar. Abbasiler devletinde de vezirlik teşkilatı kurulacak. Bunlar da devlet yönetimi açısından gerçekleştiren önemli faaliyetler olacaktır diyelim. Şöyle başkentlere bakalım. Bakın az önce ifade etmiştik. Bir daha gösterelim. Yazılı hocanın size sorabilir. Hazreti Peygamber döneminde Medine,
Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir döneminde Medine, Hazreti Ömer döneminde Medine, Hazreti Osman döneminde Medine. Hazreti Ali'ye geldik, başkent Kufe'ye taşındı, Muaviye döneminde Şam'a taşındı, Abbasiler döneminde de devlet başkenti Bağdat oldu. Tamam, unutmayın. Devam edelim. Şimdi divan teşkilatı, özellikle Hazreti Ömer döneminde teşkilatın temellerinin atılmış olduğunu söylemiştik. Özellikle burada halifeye devlet işlerinde yardım olması için kurulan bir teşkilatlanmadır. Eski Türklerde kurultay, meclis olarak bilinir. Tabii bu divanların bir alt divanları da var. Farklı unsurlarda çalışan. Mesela Divan-ı Haraç mali işlere bakar. Divan-ı Arzul Ceyş askeri işlere bakar. Divan-ı Beytul Mal burada devlet hazinesidir. Hazine gelir giderlerine bakar. Divan-ı Belit posta ve casusluk işlerine bakar. Divan-ı Mezalim adalet işlerine ele alır. Divan-ı Darp ise devletin para basma işlerini gören bir alt divan olacaktır diyelim. Sosyal ve ekonomik hayata bakalım. Şimdi Hazreti Ömer döneminde ilk devlet hazinesi burada teşkilatlanmış oldu. Beytül Mal burada sistemleşerek kuruldu. Tabii Hazreti Peygamber döneminde, diğer halifeler döneminde de burada bir devlet hazinesi vardı. Ancak bunu sistemli hale getiren Hazreti Ömer oldu. Yine bu hazinenin de belli başlı kaynakları var. Mesela öşür, haraç ve cizye alıyorsunuz. Öşür dediğimiz burada topraktan alınan ve Müslümanlardan alınan bir ürün vergisidir. Haraç ve cizye ise gayrimüslimlerden alınan vergilerdir. Zekat ve sadaka, yine ganimet, hayvan sayısına göre alınan vergiler, bunların hepsi hazinenin başlıca gelir kaynaklarını oluşturacaktı. İnsanlar da tarımla, hayvancılıkla, ticaretle ekonomik hayatlarını sürdürmeye çalışıyordu. Din ve inanışa baktığımız zaman devletin dininin temeli Kur'an-ı Kerim olacaktır. Hazreti Ebu Bekir döneminde bu kitap haline getirilirken Hazreti Osman dönemi ise çoğaltılarak özellikle yeni fethedilen yerlere gönderilip İslamiyet'in yayılması hızlanacaktır diyelim. Yazı dil ve edebiyata gelecek olursak şimdi Emevi Halifesi Abdülmelik Arapçayı resmi dil ilan edecek. Arapça zamanla bir bilim ve kültür dili haline gelecektir. Özellikle mimari alanda da en fazla gelişen Emeviler olacaktır. Cabir bin İbni Hayyam modern kimyanın kurucusu olacak. İbni Sina'nın bir kanun adlı tıp kitabı var. El-Kanun Fıttıp diye. Doğal olarak bu eserlerle de tıp alanında da oldukça bilim alanında gelişmiş olacaklar. Eğitimde Abbas Halifesi Memun tarafından Bağdat'ta açılan bir Beytül Hikme var. Bilgelik ve manasına gelecektir. İlk yüksekokul olarak görülür bunlar. Yine Endülüs Emevilerinde de Kurtuba Medresesi Hristiyan öğrencilerinde eğitim gördüğü bir yer olarak görülecektir diye. Tabi İslam'da bilimler burada akli ilimler ve nakli ilimler olarak ikiye ayrılacaktır. Akli dediğimiz pozitif ilimlerdir. Yani felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilimler pozitif ilimler olacaktır. Dini ilimler ise burada Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetinin anlamaya ve onun üzerine çalışma yapmaya yarayan tesvir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimler olacaktır diyelim. Peki buradaki İslam bilginleri kimler? İslam bilginlere bir değinelim. Bunlar kimler? Onları bir görelim. Farabi özellikle müzik, fizik, felsefe, psikoloji alanında çalışan ve müzik üzerine yazılan ilk eserleri burada ortaya koyan, ilimlerin tarif ve tasnifini yapan Kitab-ı Muzuki ve İhsan-ı Ulum adlı eserlere sahip önemli bir isimdir. Gazali'ye gelecek olursak felsefe, hukuk ve ilahiyat alanında çalışan, inanç, ibadet ve tasarrufa dair konuları ele alan, düşünce hayatından temelinde bunları esas alan, bahseden ve felsefenin mahiyetini ele alan önemli bir isim diyelim. İhya-ül Umiddin Din, El-Münküzül Mined-i Dal, yine Mekasidül Felasifiye adlı eserleriyle ön plana çıkan önemli bir isim olacaktır. İbn-i Sina'ya gelelim. Tıp, eczacılık, felsefe alanında çalışan, büyük bir ansiklopedik bir eser oluşturmuş olan, tıbbın bütün yasalarını ele alan El-Kanun Fıttıp eseriyle ön plana çıkan bir husurdu. Yine Şifalar kitabı adına gelen Kitab-ı Şifası da mevcuttur. İbn-i Rüşd'e gelelim. İbn-i Rüşd özellikle felsefe, matematik, fıkıh, tıp ve kelam alanında çalışan, kendi felsefesinin diğer İslam alimlerinden biraz daha farklı arz edildiği, özellikle felsefenin temeli üzerine yapılan çalışmalarla da kendine geliştiren önemli bir isimdir. Teafüt yine Mekalitu Fil Mizaç adlı eserleri olacaktır. İbn-i Leyzem'e gelelim. İbn-i Leyzem fizik alanında, optik alanında çalışan önemli bir isimdir. Optik üzerine yapmış olduğu sağlam eserleri, deneyleri vardır. Yine Kitab-ı Menasir önemli bir eseri olacaktır diye. Devam edelim. Havza olarak bir bakalım bu coğrafyaya. Şimdi İslam coğrafyasına baktığımız zaman Endülüs Havzası İspanya civarında, Bağdat Havzası özellikle Irak coğrafyasında, Orta Doğu'da, bir Horasan coğrafyası var ki biz Orta Asya'ya giden süreçte
O bölgeleri göreceğiz. Endülüs coğrafyasında yapı olarak Kurtuba Medresesi ve Granada Medresesi'ni görebiliyoruz. Bu dönemin önemli kişilikleri ise Endülüs coğrafyasında Endülüs'ü Zefari, İbn-i Rüşd ve İbn-i Haldun olacaktır diyelim. Bağdat coğrafyasına geldiğimiz zaman burada Beytül Hikme, Bilgelik Evi var. Nizamiye medreseleri kurulacak o bölgede etkinler. El-Harizmi, Kindi, yine Fergani, Belhi, Harrani, Razi, Battani gibi önemli isimler bu coğrafyadan çıkma. Horasan coğrafyasına gelelim. Horasan coğrafyasında özellikle Türkistan Devleti'nin kurulmasıyla beraber Nişabur Medresesi, Beh Medresesi, Semerkant Medresesi, Ulubey Rasathanesi, Nişabur Birmanistanı gibi önemli yapılar kurulacaktır diyelim. İşte Ömer Hayyam, İsfizari, Yusuf Hasacip, Farabi, İbn Sina, İmam Gazali bu dönemin önemli isimleri olacaktır diyelim. Evet, bu konuyu da ifade etmekle beraber ünitemizi burada bitmiş olduk. Tabii bu full bir özet tarzındaydı. Burada özet tarzında size ifade etmeye çalıştım. Önemli olan burada yazılıda size önemli bilgiler verebilme. Sizin de yazılılarda bu bilgileri kullanarak güzel bir puan alabilmeniz. Evet, ödüllü soruma geleyim. Ödüllü sorumuzu size göstereyim. Kur'an hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım. Gelecek derslerinize hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.